Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hakk. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahu sallâ. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahu sallâ. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم görüyorum onu. O doğruysa. Tamam. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu mübarek Cuma gecesindeki istimamızı günahlarımızın mağfiretine vesile eylesin. Amin. Gecenin ihyasına hesap eylesin. Amin. Amin. Ve ölünceye kadar Cuma gecelerinde gafil olmaktan bizi muhafaza eylesin. Tabii hem bu sohbet vesilesiyle hem de Cuma gecesi olmak hasebiyle toplanıyoruz. Allah Teala bizi gafillerden yazmasın. Amin. Habibine emrediyor. Habibini nehyediyor. Ne buyuruyor? Sa'idu billahi ve la tekun minel gafilin. Habibim gafillerden olma. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gafillerden olması düşünülemez, ihtimal yok ona. Fakat yani a kızım sana diyorum, ha gelinim sen işit kabilinden bize işittiriyor. Gafillerden olma. Gafil demek habersiz demek, zikirsiz demek. Vaktini bilmez, saatini bilmez, gecesini bilmez, gününü bilmez. Bu mübarek Cuma gecesidir. Bunda bu kadar faziletler senelerdir konular geldikçe anlatılıyor. Onun için bugün tefsirde de yazdık. Büyüklerden birinin tabii kelamıdır. Bükeyr İbnil Ehnes olabilir. Radıyallahu anh. Ne buyuruyor? Mâ etâ alâ ahedin yevmü cum'atin ve ve lâ ya'lemen nevmü cum'atin illâ ve kütübe minel gâfilîn. Bu mealde. Cuma günü gelse, mesela şimdi Cuma gecesi geldi. Yarın Cuma günüdür. Bu mübarek gün gece bir adama uğrasa, işte yaşayanlara kavuşuyor. O kişi de o gecenin mesela o günün Cuma gecesi günü olduğunu bilmese mutlaka Allah katında gafillerden yazılır. Şimdi çok insanlar vardır bu gece Cuma gecesi diye hiç bilmezler. Hiç de fark etmezler. Allah-u Teala'nın tazim ettiğine değer vermek. Bu günü gece Seyyidül Eyyam indallah yevmul cuma. Allah katında günlerin efendisi Cuma gündür. Allah Teala değer verdi ona. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekfirû minessalâti aleyye fil leyletil garrâi vel yevmil ezheri. Bu gece için ne diyor? Parlak gece, nurlu gece ve parlak gün, yani Cuma günü, yarın. Bana çok salavat okuyun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Yani
bu gecenin nurlu olduğunu, bereketli olduğunu efendim beyan ediyor ve salavatın çok yapılmasını emrediyor. Yani cuma gecesi günü hakkında birçok mesele vardır. Faziletli amel vardır. İmam Suyuti Hazretleri'nin bir risalesi vardır bu hususta. Yani vazife-i yevmil cuma olabilir. Cuma gününün vazifeleri. Yüzden fazla özellik sayıyor. Gecesiyle, günüyle alakalı. Allah nasip ederse hazırlayabiliriz inşallah o risaleyi size. İşte vakitler yetişmiyor. Allah ömürlerimize, vakitlerimize bereketler versin de. Amin. Çok daha hizmetler takdim etmeyi nasip etsin. Amin. Onun için bu gece sohbet olması da bizi gafillerden olmaktan da uzaklaştırıyor. Neden? Sohbet bizi topluyor. Sohbet bizi bir araya getiriyor. Hem çok büyük bir gece. Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiğinde, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin rivayet ettiği yine bir hadis-i şerifte, Kadir gecesinden de üstün sayılıyor. Niye üstün sayılıyor? Çünkü diyor ki, Kadir gecesi herkes affolmuyor. Şu affolmuyor, şu affolmuyor. İstisnaları sayıyordum ben size. Şaban Risalesi'nde de var mesela. Berat gecesi affolmayanlar mesela aynıdır. Kadir gecesi de ona mümasil affolmayacaklar var. Ama hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne Allah yaghfiru yevmel cum'ati İnne Allah yaghfiru leyletel cum'ati. Allah-u Teala cuma gecesi bağışlıyor. Kimi bağışlıyor? Li ehlil islami ecma'in. Müslüman olanların tümünü bağışlıyor. Yani Kadir gecesine bile tahsis var. Efendim temiz var, şunlar şunlar müstesna var. Cuma gecesi müstesnasız. Böyle bir af var bu mübarek gecelerde. Onun için bırakmayalım diyoruz yani. Cemaate devam edelim. Ta ölünceye kadar Allah-u Teala'ya efendim bu cemaatlerin arasında, dostların arasında, maiyetinde ve inşallah cuma gecesinde veya cuma gününde kavuşmayı diliyoruz. Rabbim nasip eylesin. Var mı? Mâte yevmel cumaat. Mâte şehidâ. Cuma günü ölen şehit olarak ölür. Tabii bu imanlı olursa, namazlı, abdestli olursa o kayıtlar vardır. Ama şehit olmasını gerektiren başka hiçbir şey olmasa da adam şehitliğe layıktır ama şehit olması için ne lazım? Bazı vasıflar lazımdır. İlla harpte ölen şehit değildir. O zaman ümmetimin şehitleri az olur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin şehitleri çoktur. O zaman işte el-harikü şehidun vel-gharikü şehidun vel-mabtun şehidun. Değil mi? Yangında ölene, efendim, boğularak ölene, ishalden, sürgün ishalden ölene, işte efendim, göçük altında ölene, bunlara şehitlikler. Memmâte merîvan mâte şehidân. Hasta olarak ölse, bir insan hasta olarak ölse şehit olarak ölüyor. Bu kadar hasta ölenlerimiz vardır. Ama namazını bırakmamak lazım. Abdestini bırakmamak lazım. Zikrini bırakmamak lazım. Hasta olsa bir adam, Müslüman ölümü çok hatırlar. Hele ölümcül bir hastalık olursa çok tevbe istiğfar eder. İhlas-ı şerif okur. Hadis-i şerif. Bir kulü vallahi hadi okusa ölüm hastalığında ama işte. Hangi hastalıkta öleceğini bilemezsin. İşte her hastalıkta okumak lazım. O niyetle mesela. Bir kulü Allah okusa diyor, öleceği hastalıkta anasından doğmuş gibi çıkar diyor. Bu kadar kolaylıklar var mesela. Hep bunlar ilim meclislerine devam suretiyle. Devamlı tilkar, şey, hatırlatmak, hatırlamak, yad etmek işte hastalık başa geldiğinde, ölüm başa geldiğinde de Allah aklımıza getire inşallah. Böylece gafillerden değil de zakirlerden olarak, Rabbimizi zikredenlerden olarak ölmek nasip ola inşallah. Müjde çok. Bu mübarek gecenin, günün özellikle faziletleri var. Allah'ımıza dua ediyoruz. Ya Rabbi bu cemaat cuma geceleri sohbete devam ediyorlar. Sana malumdur, sen bunlara şahitsin. Hepimize ya Rabbi ölümümüzde cuma gecesi veya gününde nasip ederek Allah'ım bize bir şehitlik ikram eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bu gecenin hediyesi de dua olsun. Aminler kabul olsun. Amin. Hadis-i şerif sahiptir. Bir cemaatte bir kişi dua ederse, cemaat de ona amin derse, mutlaka o dua kabul edilir. Hiç bu dua reddolmaz. İnşallah. Layık olanlara Allah nasip eder. Amin. Mesele, bu yulardan boynumuzu çıkartmayalım.
Bu yulardan kastımız nedir? İslam yuları. Hadis-i şerif öyle geçiyor. Men faragal cemaate şifran, ehl-i sünnet vel cemaat inancından karış, ayrılan fakat hal'a ribkatel İslam'ın onu. İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Biz İslam ipiyle bağlıyız. Allah bu bağdan ayırmasın. Ehl-i sünnet vel cemaatten ayırmasın. Amin. Ayrılmamak için devam sebat lazımdır. Şuurlu olmak lazımdır. Ve efendim ehlini bulmak. Konuşanın kim olduğuna değil, ne konuştuğuna bakmak. Bu çok önemli. Ne diyor? La tenzur ila men kal ve enzur ila ma kal. Konuşanın kim olduğuna bakma, onun ne konuştuğuna bak. Vasıflar sizi aldatmasın yani. Profesördür, doçenttir, kurradır, fıkıhçıdır, ilahiyatçıdır, şudur budur. Ya sözü nedir? Ne söylüyor? Buna bakmak lazım. Mehmet Eminer Hoca Efendi burada bir konuşma yaptı. Allah selamet versin. Çağıracağım onu inşallah. 100 yaşını geçti hemen hemen. Ne biçim konuşuyor? Sesi benden niye çıkıyor mübarek? Bir burada da bir konuşsa size. İnşallah. Büyük alim veli. Bazı kere şeytan bile doğru söylüyor. Var mı şeytan doğru söyle diye? Var. Mesela ayet-i kerimede ne diyor Allah? لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Senin bütün kullarını azdıracağım, ihlasa erdirilmiş olanlara dokunamam diyor. Allah-u Teala da onun bu sözünde yalan söylüyorsun buyuruyor mu? Buyurmuyor. Burada doğru mu söyledi? Doğru söyledi. İhlasa erdirilenler dışında herkese musallat oluyor mu? Oluyor. Ve onları azdırabiliyor. Bak. O sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh zekat hurmalarının başına tahsildar konuldu. Resulullah Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da. Ondan sonra nöbet beklerken yani kimse çalmasın diye bir de biri geldi hurmayı aşırıyor. Tuttu yakaladı onu. Ondan sonra efendim meğer şeytan insan kılığında gelmiş. Dedi seni Resulullah'a çıkartacağım. Yani mahkeme kurduracağım. İşte sen zekat malını çalıyorsun şusu musun? Dedi dur sen beni serbest bırak. Benim çok fakirim işte çoluk çocuğum var muhtaç falan. Uyduruyor işte. Şeytan muhtaç olur mu? Ondan sonra zaten besmelesiz yiyenlerin hepsiyle yiyor. İçenlerle içiyor. Kazananlarla kazanıyor. Bu kadar besmelesiz var iken şeytan niye aç kalacak? Ebu Hureyre Hazretleri de acıdı ona. Saldı onu. Bilmiyor ki şeytan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ne dedi ona? Ma feale esirukel bariha. Dün gece senin esirin ne yaptı? Birini tutsak aldın dedi. Ne yaptı? Dedi ya Resulallah. İşte şikayetçi oldu fakirlikten, işte çoluk çocuğunun çokluğundan falan. Saldım onu. Kedebeke. Öseyaud. Sana yalan söyledi. Yine dönecek dedi. Ertesi gece yine. Musallat oldu. Yine tekrar Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bir rivayet Ebu Eyyub el Ensari'dir ha. Bu hadiste birkaç rivayet gördüm ben. Bir kere de Ebu Eyyub'den gördüm yani. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Ondan sonra yakaladı yine. Aynı yeminler etti. Bu yemine çok alışmış. Adem Aleyhisselam'ı da yeminle kandırdı. Adem Aleyhisselam'a dedi bu ağaçtan yersen ebedi cennetlik hiç çıkmayacaksın. Allah niye yasak etti? Ebedi kalmanı istemiyor. Ya öyle miydi, değil miydi derken ve kâsemevma. Bastı yemini ki inni lekum aleminen nasih. Ben size iyilik düşünüyorum. Nasihat ediyorum deyince Adem Aleyhisselam hiç bilmedi ve düşünemedi ki Allah adına yalan yemin edilebilir. Hiç Allah adına yalan yemin edilemez diye biliyordu. O yemin olunca inandı işte. Yine şikayet etti. Bir daha yapmayacağım, dönmeyeceğim, etmeyeceğim, gitmeyeceğim. Hadi yine bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahına sordu. Ne yaptı senin? Ma feale esirukel bariha. Dün gece tutsağın ne yaptı senin? Yakaladığın mahluk. Dedi ya Resulullah böyle böyle etti ben. Kedebe kevese yahut. Yalan dedi yine dönecekler. Üçüncü gece tekrar bunu yakalanca vallahi seni Resulullah'a çıkaracağım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kesinlikle
Daha kurtuluşun yok. Öyle mi öyle? Dedi ki, o zaman dedi, sana bir ilim öğreteceğim, bir bilgi vereceğim sana. Kimsenin bilmediği bir şey öğreteceğim sana. Sahabe-i kiram ilme çok meraklılar. Bir şey öğrenmek için tamam dedi. Bakalım ne diyecek? Dedi ki, bu Ayetül Kürsi var ya dedi. Bir yerde okunduğu zaman biz oraya yanaşamayız dedi. Birisi okuduğu zaman ona da yanaşamayız dedi. Ayetül Kürsi'nin bu faziletlerinde var. Hele sonu ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Ayetül Kürsi okunurken oraya geldiğin zaman 70 kere tekrar edersin. Çok sıkıntın var ise. Başlarsın Ayetül Kürsi'ye gelirsin ve sa'a kürsiyyü semavat vel ard. Ondan sonra tesbih alırsınız. Elle saymak zor olur. Ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Gökleri yerleri korumak Allah'a hiç ağır gelmiyor manasındadır. Yani Allah'ın seni içine düştüğün dertten, sıkıntıdan helas etmesi Allah'a hiç zor değil demek. O 70 kere okudu mu Allah'ın izniyle tamamen. Evliyaullah'tan bir cemaat efendim kar tipi fırtınaya tutuldu. Meşayih'ten biri aralarında dedi böyle yapalım dedi. Okudular. Her taraf tipi savuruyor. Bütün millet sırılsıklam oldu. Onlar ortada hiçbir şey dokunmuyor. Böyle neler görmüşler yani. Kitaplarda var. Şimdi böylece ya dedi peki yine saldı onu. Söz verdi ya bir şey öğreteceğim sana diye. Saldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ne yaptı? Dedi ya Resulullah bana bir şey öğretti ki ben de saldım. Yani. Ne öğretti sana? İşte Ayetel Kürsi okunduğu zaman o kendisinde şeytan olduğunu açıkladı bu sefer. Biz dedi şeytanlar dedi bu ayetten yanarız kül oluruz buna yaklaşamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sadakake ve ve kezubun. O çok yalancı sahtekar şeytandır ama bu sefer sana doğru söyledi. Yani Ayetel Kürsi hakikaten öyledir. Demek ki şeytan bile olsa diyor doğru söyleyebiliyor ama diyor efendim hacı hoca geçinen adam ilahiyatçı unvanları var neler 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 bütün evsafları var şu kadar kitap yazmış tefsir yazmış hadis yazmış tercüme yapmış şunu yapmış bunu yapmış diyor ki mesela peygamberin de yanlışı var mesela işte bak o ne yapıyor yalan söylüyor. Şimdi demek ki ne oldu burada? Bir defa konuştuğuna bakacaksın. Adam ne kadar büyük alim, şudur budur, ne mertebede olursa olsun, konuştuğu yanlış ise, ya onun için ne diyor? Efendim, la te'arifil hakka bir rical. Adamları önce tanıyıp da, adamlara gözünde bir değer verip de, o adamlara bakarak doğruyu anlamaya çalışma. Te'arifil hak, sümme te'arif ehlev. Ve'arifil rical bil hak bir rivayette de. Adamları hak ile tanı. Hakkı bil, ona uyanı doğru bil. Ona uymayan kim olursa yanlış bil. Önce hakkı öğren, sonra hakkın adamlarını tanırsın. Değil mi? Efendim, bu itibarla hakkın adamlarından, Ehl-i Sünnet'in imamlarından, hocalardan, büyük hocamız, Zavendikli Mustafa Efendi hocamızı Mevlamıza uğurladı. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Bütün ibadetlerle, zikirlerle, ders okutmalarla, efendim, müzakerelerle, ilme hizmetle, hastalara gitmek, cenazelere gitmek, sohbetlere gitmek, düğünlere gitmek, en fazla da talebe okutmak. Benim hocamı okutmuş. Benim hocamı okutmuş. Daha nicelerini okuttu. Tanıdığımız bayağı bir alimler de vardı. Halil Efendi vardı. Ordu'da o vefat etti. Büyük alim idi. O genç idi, kanserden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra efendim, Fikri Hoca var orada, o sağ. Daha nice büyük alimler, işte Resul Hocamız ayarında, Hoca Efendiler yetiştirdi. Ondan sonra 64 sene sırf okutmak, 64 sene sıralı ders okutmak, ilim meclislerinde bulunmak, Allah-u Teala şöyle buyurdu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu, bir ömür tamamı ilme, dine, hizmete, hayra, vakıf. Yani şimdi ahirette rahat ediyor inşallah. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Üzüntü yurdundan kurtuldu. Burası dünyadır. Bura darul hüzündür. Üzüntü yeri yani. Burada üzüntüsüz bir yer
Yok. Arşın altından gelen bulutlar ne yaptı? Efendim, bir sene sevinç yağdırdıysa, bin sene üzüntü yağdırdı yani. Bu dünyada en rahat adamın bile gamı, kederi, sıkıntısı eksik olmaz. Burayı cennet yapmaya efendim çalışanlar boşuna uğraşırlar. Hiç fayda yok. Gidiş var ahirete. Ama ne üzere? Yaşadığın hal üzere. Bu yolda yaşayanlar bu yolda ölürler. Hoca efendi gibi. İşte hakkın adamları. Bu kadar insanların cenazeye rağbetleri ama cenazedeki insanların kimlikleri. Yani daha Mahmud Efendi Hazretlerimiz kalkıyor buradan. Gitmemiz lazım. Büyük adam. O vaziyetiyle, o haliyle, o yaşıyla gidiyor. Daha orada nice hafızlar. Bilmiyoruz sayısını. Ne kadar hafız var, ne kadar alim var, ne kadar efendim. İslam'a hizmet eden insanlar var. Seçkin bir topluluk. Onun için Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin sözünde mev'iduna yevmul cenâiz. Ehl-i sünnet alimleriyle diğerlerinin arasındaki farkın gözükeceği yer cenazelerimizde görülecektir. Cenaze günümüz belli eder bu işi diyor. Ehl-i sünnet üzere olan, hak üzere yaşayıp ölenlerin cenazeleri ne oluyor? Çok kalabalık içtima. ذَٰلْكَ يَوْمٌ مَجْمُعٌ لَوْ النَّاسِ وَذَٰلْكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. Bütün insanların toplandığı, hazır bulunduğu, ahiret günü gibi bir alamet olur. Ali Haydar Efendi babamız mesela, kaddesallahu aleyhi ve sellem, ihtilalde, tam 60'ta vefat ettiği vakitte, ihtilalciler onun ölümsünden korktular. Fatih Camii'nde mezarı yeri var, efendim, Osmanlı'dan tasdikli yeri, oraya da gömdürmediler. İşte sakız ağacına çevirdiler işi. Yavuz Selim dolu, Fatih Camii dolu, Süleymaniye dolu, her yer dolu camiler. Orada kılınacak, orada kılınacak. Millete hep yanlış haber. Fakat her tarafta dolu. Ben o vakit yoğdum mesela. Ama anlatılıyor. Helikopterler havada uçuyor. Helikopterler havada. Gözetim altında. O vakit gazeteye haber versen 2 gün sonra, 3 gün sonra çıkıyor. Cenazenin haberi nasıl duyuluyor, nasıl yayılıyor? O kadar insan bütün Anadolu'dan her yerden kalkmışlar gelmişler. Alimler, veliler, dolmuş buralar, yollar. Komu ihtilaldeki bir efendim görevli komutan da neyse gelmiş. Halide abi vardı efendim babanın oğlu. Ona soruyor. Ya ne kadar kalabalık doldu her taraf, senin baban harp mı kazanmış diyor ya. Bu senin baban diyor. Neye bu kadar böyle celalliydi. Ya dedi ben babam diye geldim dedi. Ben mecbur geleceğim dedi. Git onlara sor niye gelmiş dedi. O da bir şey diyememiş öyle. Cevabını doğru verirsen böyle susturursun. Ondan sonra. Ehl-i sünnet alimleri cenaze günlerinde bütün dostların istimağı, toplantısı zuhur ettiğinde hakkın nuru parlar, batılın mumu söner. O efendim hayız kadın namaz kılar, oruç tutar diyenler, o Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler, hepsi ilahiyatçı. Neler 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 onlar. Onlar öldükleri vakitte. Nerede böyle ihlaslı cemaatler? Nerede zuhur eder? Nerede bulurlar? Nerede görmüşler? Nerede görülmüş? Bir haber duyulmuş mu? Ya. Onun için bizim günümüz cenazeler günüdür. Ya. O vakit anlaşılır. Kim hak üzeredir, kim batıl üzeredir. Allah o cemaatleri batılda toplamaz. Neyin bereketidir? İlmiyle amelin bereketidir. Hoca Efendi çok amel sahibiydi. Çok takva sahibiydi. Hiç gıybet etmeyen birkaç kişi var dünyada deseler biri oydu. Hiç gıybet etmez. Cömertlikte bir abideydi. Yanında kimse para veremez, yemek gelir. Efendim boş konuşmaz, malayani konuşmaz, fuzuli konuşmaz. Tevazu üzere. Yani çok büyük velilik vasıfları kendinde toplanmış idi. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine intisaplıydı ama sağlam intisaplıydı. Hiç ders kaçırmaz, bir vazifesini ihmal etmez. Devamlı böyle huzur üzere, zikir üzere. Efendi Hazretleri'nin kelamıdır. Mustafa Efendi, senin meleklerden bir farkın var. Onlar görünmez, sen görünüyorsun.
Mustafa Efendi Rize'nin güneşidir. İlmi İmam-ı Azam Efendimiz'e benzer. Neler neler onu çok methetmiş. Yani faziletini beyan etmiştir. Rahmetli kaptan abi, Allah rahmet etsin. Benim tefsirde arkadaşım işte uzun yıllar mübarek ihlaslı bir zat. Dedi İsa Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Tam net gördüm. Bir de baktım sonra Zavendikli Mustafa Efendi geldi camiye dedi. Aynı o. Allah. Çok benziyor dedi. İsa Aleyhisselam'ın tarifinde vardı. Sanki hamamdan yeni çıkmış gibi yüzü pes pembe. İsa Aleyhisselam'ın Miraç gecesi olan rüyetinde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tarifinde böyle yazıyor. Hakikaten Mustafa Efendi yüzü hep kıpkırmızı olurdu. Böyle insanlar vefat etmeden evvel hala işte kanser ciğerini bitirmiş, ayakta zor duruyor, namazları ayakta kılıyor. Resul Hoca diyor, telefon ettim, dedim bu namazın caiz değil ya hocam. Niye? Ya oturarak kıl. Artık ayakta duramıyorsun. Yok. Komaya girene kadar yani. Ondan sonra İstanbul'a götürmeyin beni doktorlara, niye? Sakalımı keserler. Efendim, dertleri bak, komaya giriyor, derde bak. 3-4 gün işte öyle kaldı, bekle bir hafta bir şey kaldı. Sakalımı keserler işte efendim. Burada namaz kılan insanları tanıyorum, orada kim olduğunu bilmem. Dertleri bu. Onlar böyle muhafaza ettiler. Allah-u Teala da şanlarını, şereflerini hayatlarında da, mematlarında da, vefatlarından sonra da muhafaza etti. Elhamdülillah. Allah şefaatine nail eylesin. Ya. Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği insanlardan biri. Tabii ki normal bir insan değil tabii. Çok büyük de ilmi olduğu için o da onun üzerine katlanıyor. Onun için makamı ilmiyle beraber takvalık da eklenince, amel ihlas eklenince, seyri sülük eklenince, manevi terbiye eklenince, mürşidin rızası ve hoşnutluğu eklenince bunlar çok büyük bir yekün teşkil ediyor. Böylece her insana nasip olmayan makamlar zuhur ediyor. Rize'de bir İzzet dayı var. O anlatıyor Tahsin Hoca'ya. Tahsin Hoca da bana anlatıyor. Tahsin Ayaz Hoca olsa ofta. Diyor ki bir gün indik uçaktan Trabzon'dan gidiyorum Rize'ye. Bir çocuk da yolun kenarında genç delikanlı. Ben de taksi tuttum aldım onları. Gidiyoruz. Dedim evladım işte evin var mı yerin var mı? Nereye gidiyorsun? Nedir kimdir? Mustafa Efendi'yi Zavendikli ziyarete gidiyorum. Her sene bir kere gelirim elini öperim. Nereden geliyorsun? Unuttum şimdi. Sivas'tan mı bir yerden? Ne tanıyorsun evladım sen? Siz bile çoğunuz yeni tanıdınız değil mi? Yani meşhur olarak görünmüyor. Diye demiş ki, amca demiş ben bir kızı sevdim. Olmadı ailesi bana vermediler. Ondan sonra rüyamda bana dediler, bana bu zatı gösterdiler. Dediler ki bu Zavendikli Mustafa Efendi. Al telefonunu, al da kapı adresini. Hepsini yazmış. Şöyle bir rüya görsek bir gömünün yerini bulsak ya. Yani kaç adım maç adım. Adam telefonu da tutmuş kafada. O gençlikten değil, o rüyanın şeyinden, şeffaflığından yani. Ne kadar genç olsan ol. Tutamazsın kafanda, hep unutuluyor. Gittim diyor, bir sene, kaç sene evvel diyor. Gittim kapıyı çaldım. Baktım rüyada gördüğüm o zat. Çıktı karşıma. Ben buyurun dedim, demiş ki ben size misafir geldim. Buyurun. Aldı beni içeri diyor. İşte namaz, bir abdest alacağım müsaade eder misin demiş. Abdest almış. İki rekat namaz kılacağım müsaade eder misin demiş. Misafir ya. Onu da kıldı diyor. Namazdan sonra döndü. Evladım senin o işin oldu. Tamam onlar şimdi seni bekliyor. Razı geldiler. Git işte. Yahu diyor hocam şuydu buydu. Hani yanlış olmasın diye. Yani ben şunu diyecektim. Şuydu mu bu değildi mi? Falan. Tamam dedi karıştırma. Tamam, kapat. Bu işin halloldu senin git. Şimdi diyor işte gittim hemen beni bekliyorlar diyor ya. Ne olmuş belli değil. Tamam vereceğiz. Ondan sonra şimdi her sene diyor Hoca Efendi ziyarete geliyorum bir elini öpüyorum. Böyle ne veliler var böyle gizli. Yani bizim Efendi Hazretleri tabii büyük veliler yetiştirmiş bir insan. Yani müritleri arasında büyük veliler vardır. Hakikaten mesela İmam Masum Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'nin oğludur. Seyri sülüke başlatıp da Allah-u Teala'ya vasıl edip de veli olarak velilik makamına kaç kişi yükselttiğini kitaplarda zikrediyor. 100.000 kişi. O müritleri ne kadar milyon değil. 100.000 kişi manevi yola girmiş ve Allah'a kavuşmuş. O yolculuğu bitirttirmiş onlara. 100.000 kişi yani. Bu silsiledeki büyükler öyledir. Onun için hakikaten bu büyük kapı Allah Efendi Hazretlerimize
hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetler bahşederek başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Ruhaniyetleri daha nicelerini terbiye ediyor, edecek. İnşallahurrahman. Böyle bir güneş. E tabi onun etrafında da efendim feinnehu şemsu fazlin hum kevâkibuha yuzhunne envârâ linnâsi fî zulem. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş, diğer peygamberler onun yıldızları mesabesinde, güneş karardığı zaman karanlıkta güneşten aldıkları nurları yıldızlar bize yansıtıyorlar. İnne nural kamer müstefâdü min zâvî şems. Ayın ışığı da nereden alınma? Güneşten. Yıldızların bütün ışıkları güneşten. Yani desek, yani tek güneş var aydınlatan desek yeridir. Öbürleri ondan alarak yansıtma yapabiliyorlar. Ha bunun gibi mürdede zikredildiği gibi Efendi Hazretleri bir güneş. Onun yetiştirdiği alimler, veliler var. Bu zatlar onun yıldızları, ondan aldıkları nurları insanlara karanlıklarda izhar ediyorlar. İşte Efendi Hazretleri'nin sözüne bakıyor musun? Mustafa Efendi Rize'nin güneşidir. Ha şimdi demek ki mesele bu karanlıkta kalmış, bu kadar dalalete düşmüş, düşürülmüş, hak nedir, batıl nedir, doğru nedir, eğri nedir, anlayamayacak hale bırakılmış, bu insanlara ehl-i sünnet itikadı üzere efendim, ahireti kazandıracak vaazlarda bulunmak, dersler okutmak, ilmi neşretmek, bu hususta eziyetler çekmek, sıkıntılar çekmek, ki onlar ne zor zamanların adamları, 70 sene evveli konuşuyoruz, onların okuduğu zamanlar, 70 sene evvelki dönemler, yani Allah demek yasak olduğu zamanlar, değil mi? Onlar bu ilmi yaşattılar, bizlere kadar ulaştırdılar. Şimdi eğer biz bunu yayamazsak, efendim bu rahat zamanda, bu imkanlarla, bu tebliğ vasıtalarını kullanarak, dünyaya bu ehl-i sünnetin itikadını, fıkhını, amelini, efendim duyuramazsak, yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Ne olur? Gayretli olalım. İnşallahurrahman, bu din-i mübin-i İslam'ın yayılması, tebliği ve doğru anlatılması, doğru anlaşılması için en büyük fedakarlıkları yapalım. Bizim mesele dinimizdir, itikadımızdır, imanımızdır. Gerisin hepsi teferruattır. Din için yaşıyoruz, İslam için yaşıyoruz. Yememiz, içmemiz, bütün imkanları temine çalışmamızın hepsinin gayesi İslam'ı yaşayabilmek içindir. Eğer İslam yaşanmayacaksa, ehl-i sünnet korunmayacaksa, muhafaza edilmeyecekse toprağın altı toprağın üstünden çok hayırlıdır. Kimse şunları da yemediğim kaldı yiyeyim, efendim şunları da görmediğim yerleri göreyim diye yaşamasın. Kimse şu arabaları alamadım, binemedim, efendim şu marka efendim telefon alamadım veyahut ev alamadım, şurada bir villa alamadım diye yaşamasın. Bunların hepsi süfli, adi, bayağı basit himmetlerdir. Allah böyle dertleri, gayeleri sevmez. Hepimiz bundan sonraki hayatımızda tek derdimiz dinimiz olsun, çoluk çocuğumuzun, konu komşumuzun, etrafımızın İslam üzere kaim kılınması, daim kılınması için hangi tebliğ lazım? Bu hususta ne gerekiyorsa feda etmek lazım. Ta ki Allah da bize dinimizi, imanımızı sağlam bağışlasın. Ahirete selametle çıkalım inşallah. İman selametle çıkalım. O dostlar gibi. Mübareğin yanına gittik gece. Okuyorum Yasin işte evine çıktım zaman diye köye. Gece birdi falan. Bayağı da bir insanın hiç kimse ses yokmuş yok. Bir nefes sesi geliyor. Gözümü açıyorum. Hoca efendi nefes alıyor gibi. Kaç defa oldu. Bakıyorum hiç nefes alan da yok. Arkadan bir hafız arkadaş diyor. Sanki göbeğe kalkıyor. Ya diyecektim götürün bir daha da. Bir şey yaptırın bakın belki de ölmemiş. Ama ölmüş. Canlı duruyorlar. Talebesi dedi. İlyas Hoca var orada. Dedim işte bu sene Ömre'ye gideceğiz. Hocam hazırlık yapıyoruz. Cemaatle arkadaşlar gelmek istiyor falan. Ben rüyamı gördüm. Ben yolcuyum dedi. Bana yolculuk göründü. Siz gidersiniz. Ama bir şeysi de yok. Sapasağlam. Görünüşte. Dostlara böyle malum olur. Allah bize de bildirsin inşallah. Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretlerini ziyaret edin. Bir kere Fatiha'nız nasip olsun. Ziyaret ederseniz onun Allah ile anlaşması var. Kabrimize bir defa gelenler, bir kere olsun Fatiha okuyanlar, hediye edenler, denizde boğulmasınlar, öleceklerini bilsinler ve bildirsinler. Gafletle ölmesinler yani. Çünkü o zaman ne oluyor? Vasiyet etme imkanı oluyor, emanetleri teslim etme imkanı oluyor. Bayağı bir faydalı şeyler zuhur ediyor, nasip oluyor, insan hazırlık yapıyor. Allah'ım bize de mutlaka öleceğimizi bildirsin Allah'ım.
Ama 5-10 sene evvel değil. Bu sefer 5-10 senemiz hepsinden olur. Zaten Mevla bilir işini. Yaklaştığı vakitte bildirirse ki tevbeye vakit kalsın. İşi düzeltmeye vakit kalsın. Efendim, vasiyetlere vakit kalsın. Allah vasiyet etmemiz gereken bir şeyler varken vasiyetsiz ölmekten de muhafaza eylesin. Amin. Bu da bir beladır. Men lem yusi lem yudellu fil kelam ma'al mevt. Vasiyetsiz ölene ölülerle konuşma izni verilmeyecek. Ağzı bağlanacak. Dediler ya Resulallah, ve helle tekellemul mevt. Ölüler de konuşabiliyor mu? Ne'am ve tezavarun. Hem de birbirine ziyarete de gidiyorlar buyurdu. Onun içindir ki efendim hakikaten dostların hayatı başka oluyor. Ölümleri başka oluyor. Allah Teala, çünkü dünyadaki yaşantıları farklı oluyor. Onun için Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu em hasibellezine estarahus seyyiat en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihati sevaen mehyahum ve mematuhum. Dünyada yaşadıkları müddet boyunca hep kötülük kazananlar, İyilikten nasip olmayanlar, imandan, amelden hissedar olmayanlar, sanıyorlar mı ki biz onları, onların hayatlarını da ölümlerini de iman edip ameli salih işleyenler gibi yapacağız? Ne kadar kötü karar veriyorlar. Asla yaşantıları da bir olmayacak, ölümleri de bir olmayacak. Ölümleri farklı olacak. Onun için Allah Teala iman ve ameli salih iki kanadı takındırsın. Fazlu keremiyle ondan sonra hayatımızı da mematımızı da düşmanlarınınkinden uzak eylesin, farklı eylesin. Amin. Hiç benzetmesin Allah'ım. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Şimdi 54 farz okuyoruz. 54 farzdan geldik 6. farza. Öyle mi? Sayıyı tutalım. 6. farz nedir? Bu mübarek kitap, bu 54 farz, bunu mutlaka okumalı, okutmalı, herkese ulaştırmalı, herkes bunu bellemeli, ezberlemeli, içindeki şerh de var, ondan da istifade etmeli. Salih Efendi Hazretleri şerh yaptı buna. Efendim, bu kitapta çok ilim var. Biz de dedik böyle sıradan ders yapalım ama araya çok mevzular girdi, şimdi yeniden inşallah toparlarız. Bir hafta kutsi vaazlar, mevaiz-i kutsiyeden okuyoruz. Bir haftada bu farzlardan okumak suretiyle Allah-u Teala bize farzları, vacipleri güzelce işlemeyi nasip eylesin. Amin. Farz bize yük demek. Boynumuza borç demek. Aksi takdirde sorumluyuz demek. Sorulacağız demek. Farzda mesuliyet var. Farz fazla nafile amele benzemez. Onun için bu farzlar da pek bilinmez ama mesela bazı hiç bilinmez. Namazı herkes bilir. Orucu, haccı falan herkes bilir, zekatı. Burada mesela öyle farzlar var ki bunlar kimden rivayet edildi? Hasan-ı Basri Hazretlerinden. Radıyallahu anh. Her gece ve gündüz 24 saatte bu 54 farzın hepsi hepimize yüklü. 54 farzın efendim hepsi her mümine, her şeb ve ruzde, yani gecede ve gündüzde vaciptir. Muktezasıyla amel etmek, yani gereğini yapmakta nedir? Efendim, vaciptir, farzdır. Amel etmez ise ne olur? Asilerden olur. Ne demek? Allah'a karşı direnenlerden olur yani. Kimse Allah ile harp edemez. Mutlaka yenileceği şimdiden bellidir. Bu mübarek farzlar Hasan-ı Basri Hazretleri tabiinin en hayırlılarından. Dolayısıyla ilimlerine çok güvenilir, itibar edilir. Birçok ilim de bize ondan ulaşmış. Evet. O öyle bir zat. Kafadan konuşacak bir zat değil. Hep ayetten, hadisten, sahabeden almış. 130 sahabe gördüm diyor. Hep onlardan ilim tahsil etmiştir. Şimdi bu farz nedir? Rızık hakkında Cenab-ı Hakk'ın vaad-i kerimine itimat ve tevekkül ile geçim derdinden emin olmaktır. Bu farz hemen hemen hepimizde ihlal. Şimdi Allah Teala bizi yarattı, yaşatacağına ve rızkımızı göndereceğine söz verdi mi? Verdi. Hep dükkanlarda ne yazar? Er rizku alallah. Bütün şeylerde görürüm onu. Ticaret hanelerde. Eskiden kalma.
Belki de Osmanlı'dandır o. Güzel bir örttür. Tamam. Takılsın. Ama ne demek o? Rızık Allah'a aittir. Yani yedirmek. Yedirmek, içirmek. Yaşamamız için gereken gıdayı bize göndermek Allah-u Teala'nın efendim kendisinin adına üstlendiği bir husustur. Ha, ama bu kadar açlıktan ölen var. Onların eceli sebebi açlıktan ölmektir. Eğer sebep açlıktan ölmek olacaksa geçenlerde anladım. Altın vagon içinde olsan kilitli kalırsın. Yemek bulamazsın. Altınları da yiyemezsin. Orada açlıktan ölürsün. Ve ölen olmuştur evvelce. Altın vagonunda kilitli kalan Ali Haydar Efendi Hazretleri zamanında anlatırdı. Rusya'daki o zaman tren yolları bütün uzak yerler kuş uçmaz, kervan geçmez. Vagonun birini bıraklar. Adam bütün altınları doldurmuş içine. Kendini de kilitletmiş. Efendim indiği yerde açacak. Dışarıdan işte açacak. Adamı var falan. Adamı da gitti öbür vagondan. Bu kaldı. Tek vagon. Günler sonra 3 ayda bir geliyor bir daha. Kaldı orada. Bir şey yok yiyecek içecek. Çıkamıyor edemiyor. Her taraf altın. Başladı ellerini yeme, kollarını yeme. Butlarına kadar, kollarının üzerine kadar, uzanabildiği yerlere kadar yemiş vaziyette ölü bulundu sonra. Bunu Ali Hacer Efendi Hazretleri anlatırdı. Şimdi bu adamın eceli ki açlıktan ölmektir. Altın vagonunda da bu bundan ölecektir. Bunu karıştırmayalım şimdi. Açlıktan ölenler Allah rızık bulamadı diye değil. Haşa ve kella. Yoksa Afrika'da açlıktan ölenlerden bahsediliyor. Avrupa'da da tokluktan ölenlerden bahsediliyor. Herkesin kolesterolü çıkmış, herkes patlamış vaziyette. Damarlar çatlayan gidiyor. E şimdi Allah-u Teala burada verdiği rızkı oraya gönderemez mi? Orada dolu her taraf yeşillik şudur. Ya Afrika en yeşil kıtadır yani. Ne eksen biter orada. Ben biraz da gezdiğim yerler oldu. Çok mümbit bir yemyeşil ya. Çöl değil öyle. Yani orada nedir bu? Allah'ın kaderinin sırrıdır. Derin bir denizdir. Araştırmayın. İşte açlıktan ölecekse o başkadır. Fakat rızık hakkında Allah'ın sözü var mı? Var. Buna güveneceksin. Rabbine tevekkül edeceksin. Geçim derdinden de kurtulacaksın. Yani çalışmayacaksın değil ha. Efendim, Allah rızka kefil, öylece ben yatıyorum. Arkadaşlar, yemek gelince kaldırırsınız. E ne olacak? Kapıyı da çalan olmadı. Denedin, denemedin. Ondan sonra, efendim, bir gün iki gün tevekkül tevekkül. Ondan sonra üçüncü gün çıkar dışarı tabii. En fazla o kadar. Kimse de gelen yok, giden yok. Allah Teala sana rızkı yaratıyor. Onu bütün dünya bir tanesini yaratamaz. فَلَّخْلُقُوا حَبَّتَنْ وَلَّخْلُقُوا ذَرَّةٍ Bir tane yaratsınlar da göreyim, bir zerre yaratsınlar da göreyim. Allah Teala buyuruyor. Uzaya çıkıyorlar, dünyadaki her türlü teknolojiyi ilerletiyorlar da daha şu ana kadar su, bir damla su yapabildiler mi? He? Yapsa İsrail yapar. En teknoloji onda, ilaçlar, aşılar, maşılar hepsini buluyor. Zaten hastalığı da o uyduruyor. Ona göre aşıyı buluyor. Ondan sonra susuzluktan da kıvranıyor. Oraya mı dalayım, buraya mı dalayım? Gitmiş Suriye'nin su tepelerini efendim tutuyor. Niye? Yap su. Bir damla su yapamıyorlar hala. Allah Teala rızık işini kimseye vermedi. Adam yapıyorlar ya kolonlamayla. Yani adam yapıyor derken işte Mevla yaratıyor yine. Onlar öyle bir şey geliştirdiler işte. Koyunlar, moyunlar bir şeyler. Birbirine benzeyen. Kopyalamalar yapıyorlar. O daha zor zannedilir mesela. Çünkü Allah-u Teala'nın yarattığı ham madde var ya. Oradan alıyor, çalıyorlar. O sonra biz yaptık diye ortaya çıkıyorlar. O zaman bir susam tanesi yarat. Kopyala. O da yok. Suyu kopyala. Bu ne su savaşları çıkacak dünyada? Kopyalayın, su olsun sizde de. Doldurun deponuzu. Mevla rızık işini kimseye ferman buyuruyor, meydan okuyor. Bir tane yaratsınlar. Bir zerre yaratsınlar. Yaratamazlar. O zaman madem Mevla söz verdi, geçim derdinden emin olmak lazım. Bununla beraber de çalışmak lazım. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri'nin kelamında ne buyuruyor? فَمَسَّعَيُ مَانِعَنْ لِلْتَوَكُّلِ بَلِتْ تَوَكُّلُ السَّعْيُ لَا حُكْمِ اللّٰهِ Dükkan açmak, çalışmak, tarla kazmak, sizin gibi işe gitmek, para kazanmak, tevekküle mani midir? Değildir.
Esas tevekkül nedir? Allah'ın hükmü için çalışmaktır. Çünkü Allah'ın kararı neyse olacak. Canın da çıksa, hamalın canı çıkıyor, 5 lira kazanıyor. Kuyumcu çay kahve içe içe, oradan şu kadar para mı kazanıyor, fazla para kazanıyor. Zahmete göre de değil, yüke göre de değil, sorumluluğa göre de değil, bir şey değil. Akıl da ermiyor. Onun için yani rızık meselesinde de bir dahaki derste de gelecek rıza ve kanaat lazımdır. Çatlasan olmaz. Yazılandan gayrı sana varmaz. Ulaşmaz. Ama onun için hırs yapmamak, kanaatkar olmakta fayda var. Velakin çalışmak da lazım geliyor. Ama benim çalıştığım, mesela bu aldığım emekli maaşı, şunu bunu kanaat eyleyeyim, az harcıyorum. Onun için çok çalışmama gerek yoktur. Ben ibadete fazla vakit ayıracağım. Ne mutlu sana. Ama milletten dilenecek veya çoluk çocuğunu dilendirecek, muhtaç edecek durumda da ibadet yapayım diyerekten, nafile ibadetlerden sebep o çalışmaktan geri kalmak olmaz. O çalışmakta neye sayılıyor? İbadete sayılıyor. Neden? Namazın, orucun, haccın, zekat, bütün ibadetlerin o geçimine bağlıdır. Hadis-i şerifte gördüm, buyuruyor. İnne mine zünubi zünuben la yukeffiruha illel hemmu fil maişe. Günahlar içerisinde öyle günahlar var ki o günahları hiçbir sevap, hiçbir tövbe sildiremiyor. Ancak geçim derdinde sıkıntı çekmek onları sildiriyor. Para kazanayım derken o sıkıntı çekiyor. Hem de helal tabii şimdi, haram değil. Bir de haramdan sakınıyorsun, bir de helalından kazanayım derken zorlanıyorsan, o zorlanmak senin öyle günahların var ki ondan başka hiçbir sıkıntı o günahları sildiremezdi. Onun için farzlar, vacipler eda edildikten madem insan helal rızık talebinde çalışırsa bu ibadetine dahildir. Evet. Şimdi niçin bu farzı nereden çıkarttın? Adama sorarlar. Neymiş bu farz? Allah'ın vaadine, sözüne güveneceksin. Allah'a tevekkül edeceksin. Anladınız ama değil mi? Tevekkülün ne demek olduğunu. Çalışmamak anlamında değil. Yalnız milletten gelecek şeye, Allah'ından gelecek şeyden daha fazla güvenmeyeceksin. Tevekkülün manasıdır. Şimdi patron sana ne veriyor? Maaş. Allah veriyor maaş. Patron sebep oluyor. Bu sefer Allah Teala rızkı yaratan, maaşı gönderen, patronu da sana müsahhar eden, seni ona işçi kabul ettiren vesaire. Ama patron diyor ki benim müessesede namaz kılınmayacak. Farzları kılın, farz da yok diyor. Sen şimdi ne yapalım sonra kaza ederiz dedin mi böyle tevekkül olmaz. Niye? Allah bir kapı kaparsa bin kapı açacaktır. Sen helalından aramakla mükellefsin. Bak burada şimdi namaz terk ettiriliyorsa sana senin burada çalışman haram oldu. Tevekkül. Sen o adamdan gelecek maaşa mı daha çok güveniyordun? Allah'ın vaadi olan rızka mı daha çok güveniyordun? Orada tevekkül meydana çıkar mesela. İmtihanda belli olur bu işler. Yoksa ben Allah'a tevekkül ediyorum. Yemen'den bir taife çıktılar şeye, hacca gidiyorlar. Hiç rızık, erzak, para mara almamışlar. Ondan bundan geçine geçine gidiyorlar. Geldiler işte Hazreti Ömer'im de sordu dedi. Ne yapıyor bunlar ya? Serilmişler her tarafa, milletten topluyorlar, ediyorlar. Kimdir bunlar? Dediler bunlar tevekkül ehlidir. Yani hiç para, maaş, hiçbir şey almadan gelmiştir. Dedi ki bunlar teekkül ehlidir. Teekkül yemekten geliyor. Bunlar yiyici ya dedi. Biz Resulullah'ın sahabesi tevekkülü bize mi öğretiyorlar? Tevekkül bu mudur? Allah Teala ne buyurdu estağfirullah? Ve tezevvedû fe inne hayrez zâdit tekvâ. Hacca giden yolcular azığınızı alın. Azığınızı alın derken illa buradan Rize kavurması götürün demek değil. Para alırsın gideriz orada peynir de var, zeytin de var. Bizim de mübarekler Arafat'ta lahana pişirirler yani bizim memleketin adamları. Bir acayip bir şey. İlla buradan hamsiyi bile götürecekler ya. Kokar olacak da mübarek. Şimdi azık alın derken doldurun çuvalları da ondan sonra Arap'ın da görevlisi soksun şeyi içine bakayım derken efendim demiri karıştırsın, dolmaları berbat etsin. Lüzumu var mı? Yok. Ne yapacaksın? Para alırsın yanına. Ne kadar? Orada yiyecek içecek kadar efendim para alırsın. Onu da korumak lazım, muhafaza etmek lazım haramilerden falan. Bu sefer o da zor. Burada zengin olan adam orada parayı çaldırsa ona zekat bile verilebiliyor.
Ve ibn-i sebil diyor Allah, yolcu, memleketinde zengin olsun. Adam burada, ama şimdi tabii bankamatik çıktı, bilmem ne, matik, taktuk, nakit çekiyor falan. Nerede öyle herkeste matik, ne arar mesela? Ben kalsam aç kalacak durumda kalabilirim böyle. Kartım yok, kurtum yok mesela. Olabilir, ben hiç bilmiyorum o işi. O zaman ne yapacağım? Zekat bile alabiliyorum. Ne yapacağız? Mecbur. Ama tedbir almak lazım. İşte güzel saklamak lazım. Güzel bir yerine koymak lazım. İçe, derine falan neyse. Azığınızı alın. Çünkü neden? Azıkların en hayırlısı insanı başkalarından istemeye muhtaç bırakmayacak kadar kazanıp efendim yanında bulundurmaktır. Takvanın bu manası, yani ayetin sebebi nüzulüne muvafık olan mana da budur. İnsanlardan istememek, insanlara yük olmak. Hayrun nâs men lâ kellün âlen nâs. En hayırlı insan insanlara yük olmayandır. Ha. Şimdi bu rızka güvenmek, geçim derdinden emin olmak farzdır. Bu farz olması için efendim ayet hadis var mı? Var. Estağfirullah okuyor. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizkuhâ. Yeryüzünde gezen, canlı, debeleşen, depreşen efendim, işte bütün böcekler, o böceklerin ne kadar sayısı var, ne kadar türü var, çeşidi var, hiçbir hesap onu zapt edemez ve sayıp bitiremez yani. Allah'ın hesabı dışında. Mevla bütün yarattıklarının sayısını biliyor. Bu kadar böceğin, canlının hepsinin rızkı bana aittir Allah buyuruyor. Allah Allah. Hepsine yiyeceğini gönderiyor. Bazısı otobur, bazısı etobur. Onu ona yediriyor, onu onun peşine düşürüyor. Allah Allah. Ne işler ya Rabbel Alem. O bazı belgeseller var. Yani insanın imanı artacak da bu bazen de gavurluğu artıyor yani. O hayvana mal ediyor. Ne akıllı hayvan ya. Lan sen ondan akılsızsın. Ona ne akıl olacak ya? Desene ne Allah'ımsın sen. Sübhanallah, sübhanallah. Onu seyredene kadar, bitirene kadar Sübhanallah. Allah'ı tesbih et ya, tenzih et. Ne rızıklar ya. Akreplerinden tevekkül. Hadis-i şerif. Lev tevekkeltum alallahi hakkat tevekkuli yarızakakum kema yarızukut tayr tegdu khimasan yuteruhu bitane. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, yani bu çalışmamak anlamında değil ama tam güvenseydiniz, yani şu manada. Gökler kurşun olsa bir damla damlatmasa, yerler bakır olsa bir tane bitirmese, yine de Allah bizi rızıklandırmaya kadirdir. Celle Celal. Bu manada tevekkül. İtikadınız böyle olsa, Allah Celle Celaluhu yuvasında beslediği kuş gibi sizi rızıklandırır. Bütün mahlukat sabaha karınları aç kalkıyor, hepsi akşama karınları şişik vaziyette yuvalarına dönüyor. Sabahtan aç kalkıyor. Ne tedariki var? En fazla tedarikli karıncadır. Öbürlerinin hiçbir şey yok. Fil zaten Allah ne ot verdiyse. Aslan Allah ne et verdiyse. Ama bir şey yok. Kenarında yok yani yuvada bir şey. Hepsi aç kalkıyor. Öyle mi? Ama hoca efendi şimdi hepsi aç kalkıyor. Kuş tabii. Kuş ne olacak? Kuş beyinli derler. Kuş mideli. Yani şu kadar bir şey versen o doyuyor zaten. Ben şimdi öyle nasıl yapayım bekleyeyim? Sana kimse bekle demedi. Peki fil seni de yer yine doymaz. Diyelim. O kadar büyük. O nasıl akşama doyuyor? Hakkıyla tevekkül etseydiniz. Bu buydu. Her canlının rızkı bana ait diyor. Geçen derste işte birkaç derste anlattım sana. Musa Aleyhisselam'a kayaya vur diyor. Vuruyor. İçinden bir kaya. İçinden. Üç kayanın içinden bir karınca ne diyor? Sübhane ben yarani ve arif mekani ve şubun kale. Ya rızkuni. Öyle insan. Beni burada gören, yerimi bilen, rızkımı gönderen ve beni unutmayan Allah'a tesbih ederim. Karıncanın tesbihini ona işittirmek için. İbrahim Ethem Hazretleri'nin manevi yola sülükünü anlatırken çok meseleler var. Hızır Aleyhisselam meselesi de tabii geçen bir derste anlattım. Herhalde Bursa'daydı. Koydular mı internete bilmiyorum. O Bursa sohbetin. Keşke koysalar. Orada uzun anlatıldı o iş. Şimdi onu demiyorum. Ava çıktı ne oldu? Sofraya geldi bir kuş. Sofradan ekmeği kaptı götürdü. O da onun peşine düştü. Etrafı da yetişemediler ona. O bir tepeye doğru kuş gitti. O da çıktı o tepeye baktı ki orada eşkıyalar bir adamı soymuşlar. Ellerini de bağlamışlar ayaklarını yürüyüp bizi ihbar etmesin diye. Adam orada açlıktan ölecek dağın başında. O kuş da o ekmeği getirmiş ama adama verse yiyemez. Adam bağlı. Kuş da adamı çözemiyor. Bu sefer gelmiş oturmuş göğsüne.
Orada dilimliyor ekmeği, koyuyor ağzına kakasıyla adamın. Adamın eceli gelmemiş ki. İbrahim Ethem Hazretleri o zaman bana büyük bir şey gösterildi. Bana bir şey söyleniyor. Zaten nida da geldi. Ya İbrahim. Mâ lâdâ hulükte. Sen bunlar için yaratılmadın. Avlanmak, mavlanmak. Çocuk oyunlarını bırak dediler ona yani. O nida da geldi. Evliyanın reisi oldu. Ama neler gösteriliyor? Saka kuşu var. Efendim Hazretleri anlatırdı. O saka kuşu ne? Saka su taşıyan işte. Tulumu var, dolduruyor içine suyu. Gidiyor ağaç kovuklarına, kayaların oyuklarına, suya gidemeyen hayvanlar için oralara suyu pompalıyor. O da oraya su taşıyor. Bizimkiler helikopterle yetişemiyor. Efendim, saka kuşu her tarafa yetişiyor. Ya! Hepsinin böceklerinde, o balıkların 600 ümmet var denizde. 400 ümmet var karada. Ümmetin içinde bir de türleri var. Türlerinin çeşitleri o. Efradını hiç sayamayız da. Değil mi? Ne kadar tür var. Bunlar hepsi doyuyor. Yeselû men fissemâvet velâ. Gökte yerde ne varsa hepsi Allah'tan istiyor. Kimi bizim gibi diliyle istiyor, kimi de haliyle istiyor. Yani muhtaçlığını arz ediyor. Bir kere yağmur, kuraklık oldu, susuzluk oldu. Efendim? Peygamberlerden biri olacak. İsminde belki kafam karışık olur benim bazen. Yağmur duasına çıkarken durdu. Geri dönüyoruz. Niye dediler? Süleyman Aleyhisselam belki olabilir ama dedi ki bir karınca efendim bir böcek o da susuz kaldı. Lisan-ı haliyle Allah'a arzu halde bulunduğu için size yetti onun duası. Size lüzum olmadı. Yağmur isteğinize bir böceğin, bir karıncanın neyse bir mahlukun efendim duasıyla size kifayet olundu. Yeter size. Allah Allah. Onun için hepsi rızık derdinde. O bütün hayvanlar ne kadar rızık peşindeler. Hepsi böyle. Efendim ne yiyeceğim, ne içeceğim. Ama şey yok. Allah Teala açlıktan öldüreceklerini takdir ettikleri müstesna. Şimdi, demek rızık Allah'a ait. Ayet var mı? Var. Biat'te ne var? Eyyim min dâbbetin lâ tehmilü rizkâhâ. Allah'u yarzukuhâ ve yâkûm. Nice hayvanlar var ki diyor, rızkını taşıyamıyor. Karınca rızkını taşıyabiliyor mu? Çekirdeğin kabuğunu 40 defa düşe kaka, canı çıkıyor. Götürene kadar. Gidiyor, tak geri düşüyor. Ama o karıncanın azmi de çok önemli. Efendim babamız Alaaddin Efendi Hazretleri Salih'i karıncaya benzetirdi. Manevi yolda tarikata girip zikre çalışan adam karıncaya benzer. Yani arada bir günah düşer, gevşeklik olur, kabız hali olur, feyiz kesilir. Kabız derken karın kabızı değil. Manevi feyizsizlik. Bunalımlar, sıkıntılar falan. Yine devam da bir bakarsın bir feyiz gelir, Nil gibi coşar, bir gider ileri doğru. Ondan sonra bir tıkanıklık, bir sıkıntılar falan bir daha geri. Aynı karınca gibi. Sonunda devirir. Şeyini, azığını yuvaya ulaştırır. Nice hayvanlar var diyor, rızkını taşıyamıyor. Bazı hayvan var, rızkı kendinden 10 kat büyük. 20 kat büyük yiyeceği. Götürecek onu. Diyor ki, rızkını taşımaktan aciz hayvana. Ona da rızkını ben veriyorum size de. Ne demek? Elimiz ayağımız var, bizim çalışmamız var. Biz, efendim, iktisat profesörüyüm, bilmem ne. Konuşma! Mevla buyuruyor ki sana, zaten bunların çoğunun da maaşı yetmiyor bu iktisat profesörlerine. Kendileri zavallı bir durumdadır. Efendim öbürü imzasını bilmeyen de parayı koyacak yer bulamıyor Allah'ın hikmeti. O da dağdan inmiş, müteahhitliğe başlamış. Efendim binaların katını sayamıyor. Hal böyle. Öbürü de büyük profesör. Efendim kaleminden kan damlıyor, kalemşör, şudur, budur. Asgari ücret iş arıyor adam yani. Böyle de çok var. Onun için senin ne aklın var da rızkını sen mi getiriyorsun, kendini celbediyorsun? O hayvanın diyor rızkını taşımaktan aciz. Hayvana rızkını nasıl veriyorum, sana da öyle veriyorum diyor. Zannetme. Şimdi seni felç edebilir mi? Elin kalkmaz, ağzına gitmez. Boğazını felç etse yutamazsın. Ne olacak? Yemekler dolu. Biri getirecek de ağzına koyacak da efendim veyahut da çiğneyemeyeceksen sulu bir şeyler verecekler de senin yaşaman temin edilecek. Veya hortum takacaklar bir yerde. Hep onları kim gönderiyor? Hep
vallahi. Öbür türlü durursun böyle, açlıktan ölürsün. Süleyman Aleyhisselam dedi, ya Rabbi bir kere şu mahlukatın bu sene rızkını ben taksim edeyim. Sen yaratıyorsun da bölüştürmeyi ben yapasam olur mu bu sene? Süleyman Aleyhisselam'a çok imkan verilmişti yani. Bütün müsakkar edilmiş hayvanlar, şeytanlar, cinler, nasıl bir saltanat ya. Hem de peygamberlikle beraber aleyhissalatü vesselam. Tamam dedi, herkese taksim ediyor. Karıncaların amirleri var, her ümmetin nezirleri var. Dedi ki senin işte bir çekirdek mesela kabuğu. Tamam. Ertesi sene oldu, şimdi yine şey yapıyor, yediniz mi içtiniz mi, neyse kimin ihtiyacına bir karınca mesela. Dedi benim şu anda ihtiyacım yok. Niye dedi? E sen yarısı duruyor. Ya dedi niye o zaman yalan beyanda bulundun? Ben sana bir sene yetecek kadar sordum diye. Verdim, niye yemedin de? E dedi şimdi Mevla Teala bu işi biraz sana emanet etti ya. Mevla Teala taksimi yaratan o da, taksimi de o yaptığı zaman da biz rahat rahat yiyorduk yatıyorduk. Şimdi sana devrolunca bu iş ya unutursan diye yarıyı stok ettik. İnsan unudur. He? Şimdi tevekkül farz mı? Allah'a güvenmek farz. Ayet var mı? Var. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a güvenirse فَهُوَ حَسْبُ Allah ona yeterim diyor. Ama o güvenmeyi anladınız. Çalışmamak anlamında değil. Ama ne kadar çalışırsan çalış, kalbin benim bu çalıştığımla değil, kazandığımla değil, harcadığımla değil, aldığımla değil, yediğimle değil. İsterse Allah adama bir hastalık veriyor, yiyor, yiyor, doymuyor. Yiyor, yiyor, doymuyor ve çatlıyor. Devede olur o hastalık. Deveye öyle bir hastalık geliyor, içiyor, içiyor, içiyor. Ondan sonra karnı çatlayana kadar. Çünkü hiç gitmiyor susuzluğu. Allah sana onda yap. Onun için sen su içtiğinde beni su beni kandırdı deme. Yemek yedim beni doyurdu deme. Rabbim doyurdu, Rabbim yedirdi, Rabbim içirdi, Rabbim suya kandırdı. Öbür türlü dersen de isnadı mecazi olur Müslüman olduğun için ama yine tabii ki yaratan Allah olduğuna inanıyorsun. Ve lakin lafına dikkat et. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yetecek. Daha çok ayetler var. Şimdi burada bir hadis-i şerif almış. Menin katı aile dünya ve kelellahu leya. Kim işi gücü dünya olursa bütün derdi, gayreti, gayesi, nereden kazanayım, nereden ne harcayayım, nasıl harcayayım? Bütün o hesapların peşinde olursa, Allah onu dünyaya havale eder, al dünyayla boğuş. Ondan sonra canı çıkar, canı çıkar ya. Uğraş, 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 ne kazandığı bezendiğine yetmez. Öyle hırsla, tamahilen, doymadan da ölür. İşte en büyük zengin olsa, hırslı vaziyette ölür. Hiç dünyadan hasretini alamaz yani. Ve menin kata'a ilallah, kefâullâhu kulle mühnet. Ama kim Allah-u Teala'nın ibadetine kendini verirse, kalbini Mevla'ya tevekkülle doldurursa ve Allah'a itimat ederse, itimat edecek. Yine İbrahim Ethem Hazretleri mi olacak? Bir camiye gitti gece, orada kalacak. İmam da geldi, nesin kimsin? Şudur budur dedi ona, efendim, garipsin, yoldan gelmişsin, buralarda tanınmıyorsun falan. Evet. Dedi, tamam, işte bir gece falan misafir birisi bir şey getirdi, şudur budur. Baktı ki bir zaman camide kalıyor, çıkmıyor. Çıkmayınca imama dert düştü, sanki ona bir şey olacak. Geldi dedi ki, ya dedi, tamam da dedi, burada böyle durursan kimse sana ekmek getirmez dedi. Sen de açlıktan ziyan olursun, böyle şey olmaz. Çık gitsen de biraz, efendim, rızkını arasan falan. Ya sana ne, senden bir şey mi istedi bu? Allah. Durumda er rizku alallah desem ama senin ağzına kimse gelmek vermez diyorsun. Yahudi iki bir de söz verdi diyorsun. Yahudinin sözünü Allah'ın sözünden fazla güveniyorsun sen. Hakikaten böyle ya. Yani hepimizde var bu hastalık ya. Halbuki o bize söz veren yarın ölebilir. Ama Mevla ölmez. Ya söz verenin ne garantisi var? Bir de baktın adam iflas etti. Bu sefer o senden istiyor. Böyle de oluyor çok ya. Nice söz verenler var. Seneye sözünü yerine getirmeden adam muhtaç oldu. Nasıl güveneceğiz bu ölümlülere, bu fanilere, bu söz verenlere, bu unutkanlara? Felç oldu, beyni gitti, unuttu, hatırlamıyor, seni tanımıyor. Ne kadar sakat bu insanlara güvenmek ya. Allah'a güvenenin Allah her sıkıntısına yeter, yetişir. Ve rozakav min hayf la tesib ve onu bilmediği taraftan, beklemediği taraftan, hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Evet.
Tevrat'ta yazılmış. Ferkat radıyallahu anh rivayet ediyor. Büyüklerden. Yebne Adem, ey Adem oğlu, ema testahi, sen utanmıyor musun? Teyessü bir rızkı, benim rızkımdan ümit kesiyorsun. Açlıktan öleceğim zannediyorsun. Efendim, Allah beni yedirir mi? Efendim, geçimim ne olur? Şudur, budur. Ve nezukul gurabel ebka'a fi vekrihi. Halbuki alaca kargayı yuvasında ben rızıklandırıyorum. Ve dûde fil behriz zâhiri. En derin deniz 400 metre, 500 metre yer var ya. Onun dibindeki diyor, kayanın içindeki kurtcağız, küçücük kurdu da ben rızıklandırıyorum. Seni mi görmeyeceğim, koca adamsın? Ve âlemi kulle şey min nebâtil ard men yekulâ. Yerde biten her nebatın hepsini kimin yiyeceğini ben biliyorum. Mektubun zâlike indî ve lâ yekfâ aleyh min şey. Hepsi benim katımda yazılıdır. Mesela o eskiden Bursa'dan şuradan buradan çok yollardan gelirdim. Eskişehir, Konya, Afyon falan sohbetlerden. Hep o kamyoncuların arkasına da bir düştüğümüz için eskiden yollarda şey, sollama yasak olan yollar. Efendim, o da lahana, pırasa dolu gidiyor. Hale geliyorlar gece hep. Onun hepsinin üstünde yazıyor tek tek. Hâzâ rizku fülân ibni fülân. Bu falan oğlu falanın yiyeceğidir. Hepsinde yazıyor. Ne zaman anlaşılıyor? Onun rızkı olup olmadı. Yedikten sonra anlaşılıyor. Ağzına götürürken bile belli mi? Niye? Ölebilir değil. Adam diyor ki biraz da bana versene diyor. Elmayı yarıdan çıkarıyor. O yarısı öbürü yazılı. Anladın? Şimdi adam geldi. Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptı? Ona bir hurma verdi. Adam da yedi. Ne buyurdu ona? Levlem te etiyle etet. Bu hurma senin adına yazılıdır. Sen gelmesen bu sana gelecekti. Niye? Ben birine vereceğim, o birine verecek, o birine verecek. Bazı öyle bir iş oluyor. Arabistan'da bir şey veriyorlar bana. Afrika'dan bir şey veriliyor veya alıyoruz. Burada geliyoruz. Hiç ummadığımız bir adam yiyor onu. Akıl mantık işi değil. Yani orada gittin diyelim ki Afrika'ya bir yere. Oradan aldın bir meyve. Onun üstünde eğer o yazıyı görsen ki bunu Akyazı'daki falan köydeki falan adam yiyecek diye görsen sen de dersin ki bu hesap şaşması var. Meğer o nereden gelecek? Nereden gelecek? Mutlaka o kimin rızkıysa onun ağzına girecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnne rizkal abdi yatlubu kema yatlubu eceluhu. Bir adamın eceli nasıl peşine düşer de dünyanın neresinde öleceği yazıldıysa onu oraya Allah gönderir. Değil mi? Süleyman Aleyhisselam. Bugün ondan gitti bakalım. Aleyhissalatü vesselam. Birisi geldi. Azrail Aleyhisselam da Süleyman Aleyhisselam'la görüşmesi var. Orada duruyor. O da geldi. Baktı. Azrail Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'a bir şey havale edecek. Hindistan'da Süleyman Aleyhisselam'ın saltanat merkezi neresi? He? Nere? Mübarek gökte yer arası değil ki Kudüs. Mescid-i Aksa'daydı. E şimdi bu sefer adam da gelmiş diyor ki Hindistan'da yerlerim var diyor. Biz köydeki arsaya gidemiyoruz. Da o zamanlar nasıl köy Hindistan'da arsası var? Ben dedi oraya gönder. Şimdi o Ezra Aleyhisselam ona bakıyor. Ama insan kılığında Süleyman Aleyhisselam diyor. O da onu tanımıyor. Ama onun bakmasından bayağı rahatsız oldu yani. Öyle bir rahatsız oldu ki böyle. Süleyman Aleyhisselam'a diyor ki Ezra Aleyhisselam da niye ona bakıyor? Vakti çok yanaşmış. Gelmiş. Mevla da yazıyor ki Hindistan'ın falan kariyesinde bunun canını alacaksın. Ezra Aleyhisselam'a liste verildi ya. Vakit yanaşmış. Bu oraya nasıl gidecek? E bu yazı şaşmaz. Bir de bakıyor ki adam da diyor ki beni oraya rüzgarlan bir yolla. Bir aylık yola sabah yolluyor. Ve li Süleyman'e riha guduva şehrum ve revaha şehrum. Şimdi ayet okumasam hoca atıyor diyeceksiniz. İlla ayet olduğunu söylemek lazım geliyor. Bir sabah diyor, bir aylık yolda gider, akşam bir aylık yolda döner. Rüzgarla beraber. Süleyman Aleyhisselam'ın emri. Adamı hemen gönderiyor oraya. Ezra Aleyhisselam da hemen zaten ceryan gibi peşine yetişiyor. Adamın vakti geçmeden canını orada alıyor. Ecel nasıl adamı arıyorsa ve nerede yazıldıysa orada buluyorsa rızık da adamı öylece arar ve bulur. Kimse rızkının dışında bir şey yemez. Helal da rızıktır. Ehli sünnete göre haram da rızıktır. Aynı rızkı yiyeceğine göre
Lokman yudumun şaşmayacağına göre, eksik noksan yapmayacağına göre, o zaman bunu helaldan arasan yesen de, bari ahirette hesabına tutulmasan daha karlı değil mi? Yani haram karıştırmakla, krediyle, faizle, şununla, bununla, rüşvetle, yalanla, aldatmacayla bir kuruş fazla kazanacak değilsin. Bir lokma fazla yiyecek değilsin. Eğer öyle olsa Allah'ın kaderini değiştirmen gerekiyor. Madem ki o yazılıdır, artmıyor, eksilmiyor, sen niye haramdan kazanmaya uğraşıyorsun? Ya. Onun için la yuhlikullahu baber rizqi an ahadin illa ve iftahu baben gayra zâke lehu. Allah diyor bir kulundan bir rızık kapısı kaparsa mutlaka başka bir kapıdan ona rızık gönderecek. Yes'a ila rizqihil insanu mujtehida ve rizqu atlabu lil insani minhu lehu. İnsan canhıraş vaziyette gayretle çalışır rızkını kazanma. Halbuki rızık onun koştuğundan daha fazla rızkı ona koşmaktadır. Ama ve lakin çalışmakta nedir dedik? Sebebe sarılmaktır. Tevekküle mani değildir. Bunun yanlış anlaşılmasına da bir lüzum yoktur. Allah-u Teala cümlemize helal rızık kapılarını açsın. İnsü cinnin fasıklarının şerlerini bizden çevirsin. Fazlu keremiyle. Evet. Cemaat diyor lütfen trafikte sıkıntı var. Cadde üzerine park edip görevlilerle tartışmayın. Allah rızası için yapmayın bunu. Yani kavga etmeyin. Sevabınız iptal olur. O an insanlar kaç saat orada soğukta, bak havalar soğuyacak şimdi duruyorlar. Sırf fitne çıkmasın, insanlar sağa sola aramasın telefonlarla. Sizin güvenliğiniz için inşallah efendim anlayışlı davranışlar ve hareketler bekliyoruz. Ve efendim kısaca bir duamızı da yapmadan evvel Kasr-ı Arifan dergisini Allah rızası için ne diyoruz? Tavsiye ediyoruz, okuyoruz, okutuyoruz, dağıtıyoruz. Hayrımıza niyet ediyoruz. İnşallah Ehl-i Sünnet'in bütün hizmetleri bununla devam edecek inşallah. 54 farz. Bunu da temin edebiliyoruz. 54 farzı mutlaka böyle anlattığımız şekilde her gün bir farz 54 gün eder. Dön bir daha, dön bir daha. Her gün bir farz oku ya. 54 günde bir dön. 54 günde bir dön. Aklında kalır, hatırında kalır. Allah'ın 24 saatte farzları var. Bunlar ihmale gelmez. Başına bir olay gelir, hemen bu aklına gelir. Onun için bu 54 farzı da en sevdiklerinize ulaştırın inşallah. Hayrınıza niyet edin. Dağıtın. Hep sevap olur inşallah. Rahman. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenneh. Mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين. Evet. Şimdi vefat eden Zahid Mustafa Efendi hocamızın ruhu için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Edip Kellas Hoca Efendi Şam ziyareti var Efendi Hazretleri'nin Şam'daki toplantıda yanında yaşlı bir zat. Çok yaşlı, 100-110 yaşlarında Edip Kellas Hazretleri, o da dün gece vefat haberi geldi Şam'dan. Onda ruhu için bir şehadet hediyemiz ulaşsın. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim hediyelerimizi ihsal eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. İslam'a, Müslümanlara, ilme, ulemaya, dine yaptıkları hizmetlerden dolayı peygamberlerle bir aralarında bir derece bıraksın Rabbim, onlara yaklaştırsın. Bu mübarek alimlerimizi, dostlarını Rabbim, fazl-ı keremi. Eminer hocamız dedi ki, Amentü'yü bir kere de olsun okumak tevhidin aslındandır. Fıkıh-ı Ekber'de İmam-ı Azam böyle söylüyor dedi. Onun için böyle arada bir okumamızda fayda var. Buyurun. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi biz bunlara iman ettik. Ya Rabbi biz bu şartlardan birini bile inkar edenleri terk ettik. En yakınımızda olsa terk ettik. Bizi onlardan uzak eyle ya Rabbi. Bu imanı bize bağışla ya Rabbi. Son nefeste de okuyup ölmek nasip eyle ya Rabbi. Kabirde de cevap vermeye muktedir eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Hastalar için dua isteyenler, ameliyat olacaklar, dertlerine deva isteyenler, borçlarına ödemek kolaylığı isteyenler, geçim rahatlığı isteyenler, iş isteyenler, eş isteyenler, Allah'ın mübarek cuma gecesi hürmetine, herkesin hayırlı muratlarını vererek, nail olarak herkes isteğine muradına ererek dağılmasını nasip eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Teslimen kethiyonu elhamdülillahi rabbil alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âli ashabının ve sair enbiya azamın, özellikle Zahendikli Mustafa Efendi hocamızın, Edip Kellas hocamızın ve bütün gençlerimizin ervahı için El Fatiha.